Merhaba hanımlar, Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir motif çalışması yapacağız. Kuş şeklindeki bu minik motifleri ördüğünüz battaniye, hırka gibi objeleri süslemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem çok basit hem de çok keyifli bir örnek ve artan ipleri değerlendirmek için de bence farklı bir proje. Çok az ip gitmekte, o yüzden gerçekten çok çok az kalmış iplerinizle bile yapabilirsiniz. Şimdi kuşlarımızı örmeye başlayalım. Evet, ip olarak artan kotun iplerimden kullanacağım ve 3 numaralı tığla öreceğim. Şimdi bir sihirli halka yaparak başlıyorum ve de 1, 2, 3 zincir yaptım. Bu benim birinci trabzanım olarak sayılacak. Toplam 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, biraz kapatalım. 4, 5 ve 6. Şöyle sıkıştırdık. 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra geriye döneceğiz. Şu önce gövdenin alt kısmını oluşturuyoruz. 3 zincir yaparak dönüyorum. 6 tane trabzanımı ikinci sırada 12 adete kadar çıkaracağız. Bunu da aynı yere çift batımlar yaparak elde edeceğiz. Bakın hemen dip kısmına tekrar battım. 1, 2. Sonrakinin üzerine yine çift. 3. Aynı yere bir kez daha. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10 ve son olarak zincirimin üzerine de 11 ve aynı yere bir kez daha 12 tane ikili trabzanımı ikinci sıramda elde ettim. Üçüncü sıra zaten benim gövdemin son sırası. 3 zincir yaparak döndük. Şimdi burada bir tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Önce çiftle başlıyorum. Yani tip kısmına bir tane daha ikili trabzan. Bu çift. Buraya tek. Yani sadece bir tane. Şimdi yine çift. 1. Aynı yere tekrar. 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Böyle çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek. Son kısma doğru geliyoruz. Bir çift. En son zincirimin üzerine bir tane tek yaparak gövdemizi tamamladık. Şimdi kuyruk kısmından başlayarak kafayı yapıp motifimizi tamamlayacağız. Bunun için de 8 zincir yaparak kuyruk kısmıyla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve kuyrukta farkındaysanız kademeli olarak bir yükseliş var. Bunun için de birinci zincirimin içine bakın kaydırma tekniğiyle ipimi aldım. Sonra yanındaki zincirin içine bir tane sık iğne, bir kademe yükseltmiş oldum. Sonra yan yana iki zincirin içine tekli trabzan, yani hepsini birlikte topluyorum. Bunu iki kez yan yana zincirlerde yapıyorum. Şu şekilde. Kalan 3 zincirimin üzerine de normal ikili trabzan yaparak kuyruğumuzu tamamlıyoruz. 2 ve 3. Ve de gövdenin üzerinden kafa yapmak için ilerleyeceğiz. Buralarda şu geçtiğimiz noktalar vardı. Bu boşlukların içine ikişer tane ikili trabzan. 1, 2. Yan boşluğa geçiyorum. 1, 2.
Bakın kuyruk kısmı tamamlandı. Yine bir, iki, tam o sihirli halkayı yaptığımız noktaya, boşluğa, ortaya bir tane yapıyorum. Ve sonrasında yine kenardaki boşluklara ikişer tane, ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Kafa kısmı önemli. Bence bu motifin en püf noktasının olduğu kısım orası. Şimdi bakın gövdede devam ediyoruz. Yine iki taneyi yaptım. Son kısımdaki boşlukta kafa yapmak için bekliyoruz. Şimdi buradaki püf noktası ise şöyle söyleyeyim. Şunu yapacağız. Burada oluşan boşluğun içine değil, çünkü o zaman çok böyle biçimsiz bir delik oldu, onu da denedim inanın. Zincirimiz vardı, dönüş zincirimiz 3 tane. Bunlardan birincisinin üstünde çalışacağız her şeyi. Yani zincirin iç kısmına batıyoruz. Yine hafif bir kademe oluşturabilmek için, yükselti oluşturabilmek için, bakın birincide normal ikili trabzan yaptım. Hep aynı zincirin içine çalışacağız. Şimdi iki kez doluyorum. Aynı boşluğa 8 tane üçlü trabzan, yani toplam ikili trabzan yaptım. 3, 9 tane olacak. 8 tane daha bunu yapınca, üçlü trabzanı yapınca. 1, 2. Devam ediyoruz. 3. Baştaki ile birlikte sayıyorum. 4. Hep aynı zincirin içine. 5. 6. 7. 8. Ve 9. Şimdi gagasının olduğu çıkıntıyı yapacağız. Bunun için 3 zincir ve de trabzanımın tepesini şu şekilde yakalayarak kaydırmayla burayı kapattım. Gagasını oluşturdum. Şimdi yine aynı noktaya o gagasının alt kısmını oluşturuyoruz. Aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan. Şimdi kademeli iniş için bir tane İkili trabzan ve son olarak tekli trabzan yapıyoruz. Ve de bunu şurada göreceğiniz ilk trabzanın tepesine yine kaydırmayla bağladık ve ben sağlamlamak adına bir zincir yapıyorum. Motifimizi tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın ne kadar güzel bir kuş motifimiz oldu. Gördüğünüz gibi hiç kesmeden bile yaptığımız kısa bir video oldu. Keyifli örülmekte ve çabucak çabucak örülmekte. Dümdüz ördüğünüz bir battaniyeyi öreceğiniz bu kuşlarla zenginleştirebilirsiniz. Göz kısmında bebekler için eğer yapıyorsanız iplik kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer göz yapacaksanız, ki bence hiç gerek bile yok. İşlemeyle bir araya getirebilirsiniz. Yani nakışla birlikte kullanılabilir bu motif. Ben fikir amaçlı bu tip küçük şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Eminim sizler bunları zenginleştirip harika projelerinizde kullanabilirsiniz. Bu şekilde bu haftaki motif videomuzun da sonuna geldik. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için önemli. Instagram'da da yine atölye hobiyim. Oradan da bana resim gönderebilir, soru sorabilir, yine takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.